Size hepinize selam olsun dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin bana göndermiş olduğu rezil anıları ve kendi anılarımı sizlerle paylaşacağım. Gerçekten utanç seviyenizi yükseltin yoksa yerin dibine girebilirsiniz. Öncesinde başımdan geçen rezil anıları combo şeklinde anlatacağım. Ondan sonra sizin hikayelerinizi anlatmaya başlayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Eğer bu videoyu beğenirsen 2023 yılında tüm hayallerin gerçek olsun. Anımla başlıyorum. 4-5 tane anım olacak. En komik bulduğunuzu lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Gece yarısı mekandayım. Tuvaletim çok geldi. Böyle patlayacağım. Yürüyemiyorum. Tuvalete gittim. 3 tuvaletin kapısı da bozuk diye böyle kapanmış. Bir de pisuvarlar var. Neyse ben de pisuvara yapamıyorum abi. Neden böyle bilmiyorum. Psikolojik bir sorun. Pisuvara çıkartamıyorum hocam. Yapamıyorum yani. Ulan pisuvara kimse. Neyse ben o kapıları zorladım falan filan. Adam dedi ki kapalı kardeşim, açmaya çalışmasan dedi. Orada biri duruyor böyle. Adama tilt oldum ben. Gitmesini bekliyorum. Böyle durdum. Adam gitti. Oranın görevlisi gibi bir şey bu. Adam gidince ben kapıyı zorladım. Kırdım kapıyı. Girdim içeriye. İçerisi basık ve leş gibi kokuyor. Klozetin kapağı da kapalı. Ben normalde şöyle düşündüm. Hani bozuk değil ama millet oraya çıkarmasın diye kapıları kapattılar diye düşünmüştüm. Neyse başkan, ben bir kaldırdım klozeti. Klozetin suyu ağzına kadar dayanmış. Üstünde bir tane bok var, dönüyor. Bak filmlerdeki gibi. Abi onu bir gördüm, ben böğürmeye başladım. Bak böyle oldum. Şu an bile yani kötü oldum hocam. Neyse ben ağzımı kapattım böyle. Tuvaletimi yaptım bir şekilde ama çok zorlandım. Sonra çıktım dışarı, o adam oradaydı, böyle gıcık gıcık bakıyor. Ulan dedi nasıl girdi yaptı falan diye düşünürken bir tane takım elbiseli bir abi vardı. O da benden sonra girdi içeriye. Abi adamın girmesiyle kusması bir oldu. Sonra çıktı, Allah dedi belasını versin bunu kim yaptıysa falan dedi. O an adamla göz göze geldik böyle. Adam benim yaptığımı düşündü. Ben abi ben yapmadım bu arada. Ben girdiğimde de öyleydi falan dedim ama inanmadı. Orada bir utanmıştım hocam. Bu bir. Orta öğretim 7. veya 8. sınıfım. Hüseyin diye bir ağam var benim o zamanlar. Hüsu ağam. Çok severim kendisini. Çok iyi bir çocuktu. Fakat tam bir s**kırıydı. Niye böyle dedim biliyor musunuz? Affedersiniz ama. Abi normal bir yol varken çocuk tırmanmayı seçiyordu. Ve beni de zorluyordu. Hani böyle normal bir yol var diyelim. Oraya tırmanıyorduk ama. Manyak gibi ya. Her yere tırmanıyordu çocuk. Tırmanma hastalığı vardı ya. Böyle bir manyaklık var mı? Düz yolda bile tırmanıyorduk biz, öyle söyleyeyim. Bir gün yine böyle dedi, aga dedi buraya tırmanalım falan. Bizim burada da Yeşil Vadi diye bir yer var. 6 metrelik böyle bir yer var, tamam mı? Normalde yürüyüş alanı var. Biz arkadan tırmanmaya çalışıyoruz. Bizi deli düttü yani. Neyse tırmanmaya başladık biz. Oyunun kuralı şu, 6 metre bu arada bahsettiğim yer, bak az buz değil. Düşersen ölüyorsun. Kayalıklardan düşmemen lazım. Bilmen gereken tek kural bu. Hüseyin benim arkada, ben onun önündeyim başkan. Tırmanıyoruz böyle. Gidiyoruz böyle oradan burada, ama nasıl zorlanmış, aşağı inme şansı yok ha. Zaten böyle basamak basamak, yani bildiğim böyle taşları maçları tutarak tırmandık biz. En son böyle artık hani zafer kısmına geldim ben, eli bir attım başkan, benim el kaydı. Benim el kaydı. Lan dedim ne oldu ama, suya mı geldi elim dedim, ne var orada. Bir daha attım, bir daha kaydı falan filan derken böyle ellerimle sıka sıka tırmandım ben oraya. Yani düşemem çünkü elim malim kayıyor, korktum. Hüseyin arkadan götümü falan ittiriyor. Hadi birader ya falan. Bana dedim ne yapıyorsun ya falan, çıktım ben. Ne olduğunu bile görmedim elimi. Tırmandım çıktım derken önümüzde böyle 4 kişilik bir ekip var, piknik yapıyorlar sözde. İşte iki kız iki erkek. Agalardan birini tanıyorum, Murat'tı. Murat Fro ne yapıyorsun birader falan dedi. Eyvallah kanki dedim. Yanlarında iki tane güzel kız var. Tanımıyorum tabi o zamanlar, sonradan tanıştık. Kız dedim merhaba dedi, ben Cansen. Ben de dedim Fırat ya falan dedim. Böyle eli bir uzattı, eli bir baktım. Sarı bir sıvı. Sarı böyle bir sıvım, böyle çıkıntılar falan filan dedim. Bu ne amına? Böyle yaptı elimi gidi. Direkt bak. Kokladığım gibi böğürmeye başladım. Elimde bok var. Bok en değilsel. Bak. Çok kötüydü, çok kötüydü. Ben onu kokladım, böğürmeye başladım dedim. Kız dedi niye uzatmıyorsun dedi. Benim beğenmedi. Dedim dur. Sorun sende değil, bende. Elimde insan boku mu, hayvan dışkısı mı, köpek dışkısı mı bilemiyorsun. Baktım böyle anlayamıyorum. Baktım orada Hüseyin de görmüş, elime kakaolarla gülüyor. Elinde bok var. Oğlum dedim bir sus lan. Ya dedim ne yapacağım ben böyle, Allah'ım dedim, üstüne peçete yok, bir şey yok, hiçbir şey yok, üstüne siliyor. Nasıl sileyim birader, manyak mısın sen dedim. Gittim dağ taşı sürüyorum, yaprakları maprakları sildim, toprağı falan sildim hocam, eve gitmiştim sonra. Hani çok kötüydü, hani rezillikten daha çok utanmıştım yani, kendi içinde bir utanç yaşadım. Çok kötüydü hocam. 2-3 tane agamla planladık ve okuldan kaçma kararı aldık. Daha sonrasında okuldan kaçtık ve internet kafeye gittik. İnternet kafe ile okul arası da yaklaşık 50-60 metre falan. Ama kim neden gelsin ki diye hiç umursamadık ve oturduk internet kafeye, oyun oynamaya başladık. Ve sürekli kaçtığımızda gittiğimiz bir internet kafeydi. Bir sorun olmuyordu. O dönemde de okuldan bayağı fazla kişi kaçmış. Bu yüzden öğretmenler de öğrencileri bulmak için internet kafelere falan gidiyor. Neyse bizim haberimiz yok. O zamanlar ben ne oynuyordum yalan olmasın hatırlayamıyorum. Ya CSGO ya Crossfire falan oynuyordum. Böyle ama oyunun içine dalmışım acı. Kulaklık kulağımda böyle. Night Online olabilir ha. Tövbe. Emin değilim. Ben nasıl dalmışım ama la 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 falan filan, amına işte küfür ediyorum falan filan, flame yapıyorum oradan, yanımda gazoz var, gazoz içiyorum, gülüyorum falan filan. Arkamdan bana böyle falan el kol işaretleri geliyor. Çaktırmıyorlar daha pezenekler. Neyse.
Böyle yaptı arkadaş. Kanka dedi şu anda da öğretmen gelse ne olurdu ya. S**tir git dedim ne öğretmeni ama falan yapıyorum böyle. Kanka dedi mesela Yusuf Hoca gelse ne olurdu ya. Sokarım şimdi Yusuf Hoca'na senin. Gelse ne olur oğlum. Burası okul değil onu var bunu perişan ederim falan. Neler neler söylüyor. Emin misin dedi arkamdan böyle bir... Kendime çok sert vurdum şu anda. Böyle bir vuruş geldi dedim. Sen ne oluyor lan dedi. Arkamı döndüm. Arkamı dönmemle Yusuf Hoca'yla birlikte bir göz teması. Yusuf Hoca böyle yaptı. Yapsan dedi söylediğin hadi. Hocam dedim bir şey söylemedim ki başka dedim Yusuf. Lan dedi. Başıma yürü. Tamam hocam ne bağırıyorsunuz ya falan fistan dedim ben böyle. Yürürken bak çok saçma bir şey oldu. Bu arada yaptığım harekete bakın sanki bir dalga da çıkmayacağım. Korktuk biz tamam mı? Çok korkuyorum disiplin yiyeceğim diye. Yusuf Hoca önden yürüyordu. Biz arkadaş arkasından gidiyor. Aramızda 1 metre var. Ama hoca böyle alttan hızlı yürüyor önden. Böyle ama arkada 60 elleri böyle yürüyor. Biz böyle yaptık arkadaşta. Kaçalım mı dedim kaçalım. Bir koşturmaya başladık kanka. Biz bildiğin yok olduk adam arkasına dönene kadar. Sonra apartmanda gittik böyle pustuk 1,5 saat oturduk orada. Ama ne saçmalıdır ki yarın falan olayı hiç unutulmadı. Hocayı da görmedik hep kaçtık hocadan. Bizim de ismimizi bilmiyordu zaten. O şekilde oraya atlattık hocam. Yani çok enteresan bir anıydı. Böyle de bir rezalettir. Böyle de bir rezilliktir yani. Bu anıdan sonra sizlerin serisine geçiyorum bu arada. Eğer anılarımı beğeniyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendi anılarıma özel de bir bölüm yapabilirim sizler için. Seviliyorsunuz. Dördüncü anım. Okul başkanlığına adaylığımı koydum. Okul başkanı oldum. Hem de çok yüksek bir böyle oyla. Neyse bayağı kovuldum. Tüm kızların gözü üstümde. Agaların bile gözü üstümde. Yani hayatımın en prime dönemi. Ortaokul 8 bak. Cidden hayatımın en prime dönemi. Yani yıllar bok gibiydi ama o yıl çok özeldi benim için. Saçları fönlemişim başkan. Üstüme kıyafetlerimi giymişim böyle serbest takılıyoruz başkan o zamanlar. Kulağıma küpemi takmışım. Küpe taktın abi vurduruyor musun falan demeyin pislik yapmayın o zamanlar bayağı fame olaydı bu. Taktım başkan ama yapmaz olaydım. Neyse ben okula bir de geç gittim ve bunu yaparken okul başkanıyım. Bizim de o zamanlar bir müdür var bana acayip tilt oluyor ve müdür gerçekten çok katı bir müdür yani. Gerçekten çok katıydı abartıydı yani katılığı. Neyse ben okula girdim böyle herkesin gözü üstümde. Böyle havalı havalı yürüyorum ama tam bir sigma erkeğim. Düm 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 düm. Müdür beni gördü. Bak herkesin gözü üstümde abartı söylüyorum. Çünkü okul başkanlığımın ilk haftaları böyle gözler üstümdeydi. Böyle yaptı. Gel bakayım sen de buraya. Gel hele gel gel. Normalden 3 saat falan geç gittim ben. Böyle şeyleri kabul etmiyordu. Sevmiyordu ama ben böyle tepki verebileceğini düşünmemiştim. Sen dedi gel buraya gel gel gel. Ben gittim yanına neyse. Lan dedi bu küpe ne? Hocam bildiğiniz gibi halkalı küpe takmıştım. Bu saçlar ne oğlum dedi. Bizim okulda çok katı kurallar var demiştim. Küpeyi siktirdin. Saçlar falan böyle 3 numaraydı. Neyse. Bunlar dedi ne hal oğlum dedi. Hocam dedim yani bu kıyafet ne lan dedi. Bu kılık kıyafet ne dedi. Sen okul başkanısın. Kendine gel dedi. Diğer öğrenciler senden örnek alacak. Bu halle mi öğren... Ama nasıl azarlıyor beni insanların içinde tamam mı? Benim tadım tuzum kaçtı ben de böyleyim ama. Hani... Sikeceğim şimdi. Ay Allah'ım yarabbim koyacağım bir falan. Aptal aptal takılıyorum tamam mı? Bak hoca gerçekten böyle hani kocaman bir adamdı. Kocaman elleri vardı. Böyle aptı bana bir şabalak koydu herkesin içinde. Bak bir şamar attı. Benim küpe kulağımdan fırladı. Bak kulaklarım kıpkırmızı oldu sinirden. Bir koydu... Herkes nasıl gülüyor? Çünkü hasımlarım da var başkan. Benim okul başkanı olmamı istemeyen çok kişi var. Nasıl gülüyorlar amına? Ben böyle yaptım. Falan filan yapıyorum böyle hani anladınız mı o tripleri? Hani vuracakmışım ama vuramam aslında hani. Anladınız ama değil mi? Hani agalıktan şeyimizi vermemeye çalışıyorum. Ulan var ya bir tane daha koydu bana. Tamam benim kulaklar kıpkırmızı. Amına gülüyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Çok utanıyorum. Kızlar kahkahalarla gülüyor falan filan. Yanıma geldi 3 tane kız dedi. Fırat dedi ne yaptın sen niye karşılık vermiyorsun falan filan diyorlar. Beni gaza getirdiler. Ben de böyle atıp tutuyorum ama. Ya diyorum dua et okulda. Dua et okulda. Ama sıkıntı yok. Çıkışta denk geleceğiz teke tek atacağız onunla. Onu var ya onu bir domaltacağım falan filan. Neler diyorum onu şabalığa koyacağım öyle indireceğim böyle bindireceğim falan. Fistan o bu şu. Derken müdürün kulağına gidiyor birader. Benim din hocası vardı. Ahmet Hoca. Ahmet din hocasısınız ama adam olamamışsınız. Bak sizi hiç sevmiyordum. Hala sevmiyorum. O kadar. O da dövmüştü beni. Boksörmüş. Boksörmüş. 67 yaşına geldi beni dövüyor ama. Şovunu benim üstümde mi sevmiyor? Mike Tyson mısın sen? Neyse bunlar iki birlik oldular. Bunlar duymuş. Sen dedi beni mi döveceksin oğlum dedi. Bütün okulun önünde bak. Hocam dedim yok öyle bir şey. Olur mu dedim öyle bir saygısı. Sen dedi beni mi döveceksin çıkışta dedi. Gel dedi çıkışa. Hoca ne teke teke attı ya böyle bir şey olamaz. Hocam beni Ahmet'le bir dövdü bunlar. Ahmet hocayla. Okul başkanlığından men edildim falan. Herkes gülüyor falan filan. Sonra geri verdiler gerçi onu. Çok kötüydü o. Çok utanmıştım ya. Gerçek anlamda hani. Ya kötüydü ya amına. Ya kötüydü aga. Hani iki kişiyle teke hocayla teke teke atmak ne birader. Herkesin hayalini gerçekleştirdim. Karşılık veremediğim bir dövüş. Kötüydü yani. O öyle bir anıydı bu da. Neyse arkadaşlar sıra sizlerin anısında. İyi seyirler diliyorum. Seviliyorsunuz. Kız arkadaşımın kedisinin kumuna sıçtım. Oh damn bro. Neden? Vay 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 vay. Neden birader? Neden kız arkadaşın kedisinin kumuna? Bu nasıl bir fantezi ya? Lan. Sonra kıza ne dedin? Bebeğim kedinin kumuna sıçtım. Ama iyi bir haberim var. Üstünü kapattım.
Sınıfta uzun eşek oynuyoruz. Neyse abi, ben iri kilolu bir tipim. Bunlar beni gaza getirdi. Ben bir zıpladım, ardından zor diye bir ses. Benim okul pantolonum arkadan bir yırtıldı ama öyle küçük değil. Üç karış anasının. Bilin senin got meydana çıkmış birader. Neyse, pederin seher yıldızı baksın naklen yayın. Lan odanı ben de giydim zamanında. Kanka tufanı falan anlatamam. Kötüymüş birader, geçmiş olsun. Ailemle Antalya'da tatile gitmiştik. Baya lüks bir oteldi. Abi neyse, ben hemen arkadaş edindim. Turist kızlar, biz agalar falan havuzda yüzüyoruz. Ortam çok sardı. Havuzda su topu falan oynuyoruz. Benim çok çişim geldi. Çıkmak da istemiyorum. Ben havalı havalı yoruldum, dinleneceğim dedim. Sonra inceden inceden salmaya başladım. Pislik. Böyle bana bakıyorlar falan. Ben de cool hareketler falan yapıyorum. Sonra herkesin baktığını fark edince ne oluyor MK dedim. Aga! Havuzda bir sistem varmış. İşerken falan direkt kırmızı oluyormuş. Oh my god bro. Ulan bildiğin hastalıklı gibi ortada kaldım var ya, anlatamam. Buradan çıkmış balık gibi fırladım. Hamsi gibi koşturuyorum. Odama kapandım. Aga be, global bir rezillikti. Yaşım ufaktı, gök falan gülüyor. Korktum. Annemle babamın odasına aniden daldım. Annem ile babam aksiyon içerisinde görmüştüm. Utancından yerin dibine girmişim. Çünkü babam anamı annemin kız arkadaşı geldi. Onun da kızı varmış benim yaşlarımda. Neyse, ben karşıladım. Sonra odama geçtim. Kafamda kuruyorum, yukarı çıksam kız çok güzel falan. Odam iki karış benim. Ufacık bir oda. Odamda lol atıyorum ama aklımda kız var. Neyse başkan, kendi kendime düşünürken ben 2-3 kere osurdum. Ama böyle sessiz ve ölümcül olanlardan saldım. Ama kız elinde meyveyle içeri girdi. Annen gönderdi, birlikte yeriz diye dedi. Cam falan kapalı. Oda 2 metrekare. İçerisi bozuk yumurta gibi kokuyor. Kızın yüzü ekşidi. 2 kere böğürdü. Sonra meyveyi bırakıp gitmişti. Ananı satayım, çok kötü pozisyon. Bak benzerleri yaşandı hocam ama çok kötü bir şey ya. Utancımdan giderlerken uğurlayamadım, bile kötüydü. Utanırsın başkan, çok kötü ya o durum. Bilirim, içerisi bok gibi kokuyor falan, odana biri giriyor. Evet hocam, tatsız. İşe alım için mülakatlara girmemiz gerekiyordu. Midemi de fena üşütmüşüm. Zırt pırt lavaboya gidiyorum. Sanırım cırcır olmuşum. Abi sizin bu götle ilgili bir probleminiz var. Bak samimi söylediğim, bizim kadronun bir midesi bir üşütmüş hocam. Ben de öyleyim, sıkıntı yok. Devam. Neyse, en son millet bana bakıp bakıp gülüyor. Çözemedim mevzu. Bayağı güldüler. İşe de alınmadım. Hiçbir şey de yok. Eve gidince fark ettim. Beyaz gömleğimin arka tarafına bok sıçramış. Ona gülüyorlarmış. Bayağı utanmıştım. Utan zaten kanka ya. Bu sene başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum sizlere. Daha önce anlatmış olabilirim bak, emin değilim ama anlattıysam da tekrar dinleyin, kötü bir anı değil zaten. Arkadaş grubumuzla birlikte Fethiye'ye tatile gittik. Daha önce ilk defa gitmiştim buraya. Neyse, ilk Ölüdeniz'e gitmek istedik. Fakat işte oradaki taksiler götürmüyormuş oraya. Çünkü orası çok kalabalıkmış. Gemlik plajına götürdü bizi. Gittik, Gemlik plajında yüzdük. Ertesi günde başka bir plaja gitmek istedik. Yine Ölüdeniz'e götürmediler. Beach club'lar varmış iki tane. Oralar fulldü. Adam dedi ki sizi de çalış plajına götüreyim ben. İyi dedik, götür abi. Pek beğenmedim çünkü şehir merkezinin ortasında bir plaj ve içerisi çok pisti. Herkes vardı, Afganlar, Suriyeliler vesaire. Neyse biz dedik denize gireceğiz. Girdik abi, deniz yosunluydu falan, biz böyle biraz açıldık. İlerledik falan derken girdik denize. İyi güzel, zaten böyle midem bulunuyor, su falan yutmuşum. Derken ben böyle takılıyorum birader, zaten denizden hoşlanmadım, tamam mı? Deniz leş gibi. Abi sırtıma bir şey değdi. Ben de böyle sesleniyor falan zannediyorum, tamam mı? Böyle ya da yosun falan sandım. Ulan dedim bu ne? Bir baktım bir tane bok parçası sırtıma değiyor. Allah dedim kahretsin ya dedim, sonunda bok değdi birader. Ya gülmeye başladı dedim, Allah dedim kahretsin bu plajında dedim. Bir de bok nasıl sayıyorum, nasıl sövüyorum belli değil dedim. Allah dedim kahretsin, midem nasıl bulandı. Koşa koşa çıktım gittim bak. Dedim birader git dedim, başlarım denizine çarkına. Dedim git dedim, buradan gidelim birader dedim. Topla dedim bılını pırtını. Hemen dönmüştük. Acaba böyle bir şey olamaz ya. Denize sıçmak ne ya? Ya inanılmazsınız ya. Vallahi billahi. Yani şakası bir yana. Abi devam ya. Vallahi devam ya. Abi seviliyorsun, inşallah alırsın. Matematik sınavındaydık. Agam benim tikim olduğunu bildiği halde yan tarafıma dokundu. Derken bir anda osurdum. Herkes güldü. Çok utandım. Neyse. Zil çaldı. Herkes güldü falan. Koşarak kantine gittim. Çay alayım dedim. Çok sıcaktı. Elimden kaydı. Malum yere döküldü. Bir de işemiş gibi oldum abi. O günü hayatta unutamam. Yani kötü tabii ki. Osuruk olayın üstüne bir de çiş vakası kabul edilemez. Geçmiş olsun birader. Üzüldüm. Üstüme çay döküldü. Sınıfta o anki acıyla yerinden sıçradım. Boş bulundum ve pantolonumu çıkardım. Sınıfta sessizlik hakimdi. Sorun şu ki altında hiçbir şey yoktu. Seni yapacağım sizi. Evet dostlarım, videonun sonuna geldik. Bu tarz anılarınız varsa yorumlarda paylaşın. Bunlar benim için çok değerli. Hepsini toparlayacağım ve yeni bir seri yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Bye bye.